Yaylana yaylana yürü. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ediz oyunda mı lan acaba? Telefon. Bahtiyar Uşak. Dur Bahtiyar arayacağım. Yok ya. Bence öncelikle ne yapalım biliyor musunuz? Bakın bizim zaten mekaniğe borcumuz var. Mekaniğe borcumuz olduğu için ilk başta onu çözelim derim ben. Şu paramızı bir verelim. O zaman arabayı çıkartalım önce. Bora Gini'yi. Kolay gelsin. Ben yüklü miktarda para çekeceğim de birazdan. İçeride çanta var mı? 1 milyon dolar. Babamın hesabından evet. Kendisi şehir dışında. Tamam. Çalayım ulan. Bora Gini. Ver bakayım. Kardeşim benim be. Şimdi bunun pistini açtık mı çok eğlenceli olacak. İnsanlar da kullanabilecek hem. Yalnız benim polise yakalanmadan şey yapmam lazım. Bir mekaniğe gidelim de şu para işini bir halledelim. Kimler var bir bakalım oraya. Yardır baba. Bizim kuralımız neydi? Alo. Ben yanlış görmedim. Alo. Aşkım. Buralar neresin? Neredeyim şimdi mekaniğe doğru gidiyorum. Dur polis amca geldi. Dikkat et. Yıkılma. Tamam. Zaten araba gitmiyor ki. 25 gidiyor. Ben seni arayacağım 5 dakikaya. Ara beni. Tamam. Sıçtık ya dakika bir ya. Evlat. Efendim polis amca. Sakin ol, sakin ol. Kalk ayağa. Tutuklama beni abi. Bir şey yok, kalk ayağa. Tamam. Ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Hadi bakayım. Arabaya bakıyorum. Bir de sana bakıyorum. Evet. Biz buna bir işlem yapmıştık. Evet, 25. Az önceki olaya bakıyorum. Arabaya bakıyordum. Yine sana bakıyordum. Yüzünde tatlı bir tebessüm var. Onun sebebini öğrenebilir miyim? Yüzümde benim tatlı bir tebessüm mü var? Yani bana oradan öyle geliyor. Evet çünkü az önce sevgilimle görüştüm. Çok özlemişim onu. Öyle mi? Evet. Ben de arabamla şeye gidiyordum. Mekaniğe gidiyordum. 25 kilometre maksimum hızla. Minimum olmasın. Yok maksimum. Tamam. Ama biraz zorlanıyor. Arka tekerler dönüyor sürekli. Biraz zorlanıyorum. Çok benzin yakıyor. İyi öyle olsun bakalım. 25'i geçersen beni tutuklamayacaksınız değil mi? Yani inisiyatifime bağlı. Ne beklersin benden? Şöyle bir bak süz. Yani eğer olur da siz hiç bunu kullandınız mı memur bey? Yok, kullanmayı da tercih etmiyordum. Ha tamam, kullanmak isterseniz 1000 dolara kullanabilirsiniz. Kaç dolar? 1000 dolar. Onu 5000 yapalım. Vallahi mi?
Evet. O zaman şöyle bir söz alabilir miyim? Ben şimdi yakında çok güzel bir ticarete atılıyorum. İş adamı olacağım. Bunlara özel, Bora giyinime özel pist açacağım. Oraya gelip belki kullanmak istersiniz. Tamamdır, geleceğim. Tamam, teşekkür ederim. İsminiz neydi? Çavuş Sağ Temper ben. Sam Temper. Aynen. Tamam o zaman Sam Temper abi. Ben bir şey olursa telefonunuzu alabilir miyim? Bütün polislerle aram çok iyi benim. 855. Bir saniye. Hey Firi, rehberi adam kaydet. Evet. 43. Yok, başı neydi? İngilizce söylesem anlar mısın? Yok, ya anlarım tabii. 855. 855. 43. Evet. 60. 60 değil mi? Selamlarımız kutlu olsun. Şu an Aynen. telefondan izliyorum. En yakın zamanda PC'den. Olmuş mu? Dilemek dileğiyle Tamam parçalar olmuş. parçalar Tamam. O zaman ben sizi yavaş kaydediyorum yavaş şimdi. gittikçe Yoluma devam kalbim edebilir miyim memur bey? C4 Devam yazıyor. edebilirsin. Ama biraz daha dikkatli, Size tamam? Sağına soluna selamlar. bakmadan gidiyorsun. Emredersiniz. Hadi bakalım. Yakışıklı çocuk. Yarra edik 25'te gidelim dedim. Abi. Heh, böyle çok güzel bak. Olmuş yavaş yavaş artık. Ya yakışıklı olduk artık oğlum. Bakar mısın karizmaya? Aman ses var, görüntü yok. Böyle hiç kullanamıyorum. Limonlu kekim neredesin? Dur bir arayayım bir şeyi. Neredesin? Tiramisu'm, ne yapıyorsun? Hayır, ben senin havuçlu kekindim hani. Tamam, bugün havuçlu kek canım çekmedi de o yüzden. Hayır, tamam, neredesin galiyim? Şimdi mekaniğe geliyorum, gelsene oraya. Galiyeceğim, git oraya sen. Tamam, burada bay bay. Bay bay. Yırtıl dedim. Üf, evim gibi görüyorum burayı artık. Siktir, polis amca da burada. Allah aşkına. Açıyorum. Hayır oğlum. Sağ. Dükkanın sahibi gelse, sen benim dükkanımda niye yanmıyorsun kardeşim dese. Espeşe sana kardeşim. ağır vurum dalsa. La ben Ha geldi. komiserim ya, bir şey olmaz. Topluluk alanlarında yapmıyoruz. Dur bakalım şeyi arayalım. Yapmıyorum. Bahtiyar Uşak açmıyor değil mi? Bir daha bir deneyelim. Çıcıklar. Komiserim burada yapmayacağım. Bana bir mi el atsanız mı acaba ya? Ben ne oldu Rıştı Bey? Bak kapım baka gibi. açılmadı lan. Arabayı Aa. Kitlemeyi unutmuş. Kitlemiş olabilirsiniz. Çıcıkla. Çekilin, ben alayım coşkun camdan. Bizim uşak açmıyor ya. Mekanikçi Ediz abi. Hadi lan bari sen oyunda ol ya. Aha. Alo. Ediz abi. Efendim. Bunu senin. He? Zıt Erenköy. Şey, Ne Ediz kadar iyi. Ha? abi. Ediz abi. Dükkanda mısın? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bankaya gidip bu bizim çocuklar var ya, çalıştılar hani. Onlara paralarını dağıtacağım da patronları olarak. Diyorum ki sen mi yönlendirsen acaba, hangisine ne kadar verelim? Deriman abi olsun, Bahtiyar Uşak olsun. İşte başka kim yardımcı olmuştu hatırlamıyorum. Elvan vardı. Ha, İlvan vardı. Ondan sonra... Su vardı. Bakalım. Tamam geliyorum dur. Tamam gel abi, konuşalım, iş konuşalım. Tamam hadi.
Hepsine 10.000 kafi. Yok lan 50.000'imiz var ne? Şeyi de arayalım bir telefondan. İki aynı ara olmuş abim be. Şimdi roller başlar. Neyse kafa karıştırmayalım. Önce Ediz'i halledelim. Öf suyun arabaya bak. Bak. Şöyle üstü açık arabası olan kızlara bayılıyorum. Buru ne haber? İyiyim Step ablam. Yaşıyorum lan sen çıcık. Abi ne haber? Oğlum yine çıkarmışsın şeyi. Evet bu arada ya, bir çıkartıyorum. Alışveriş sepeti olan erkeklere bayılıyorum. Deme öyle vallahi bak. Sonra bu çocuk Melodi duyarsa çok kötü yapar. Ya lan Melodi otelde gördüydüm. Ben senin ablanım olur mu öyle şey? Bir şey söyleyeceğim. Geldim. Efendim. Bora. Efendim. Geldim, fotoğrafı çekeyim. Şuna bir efendim. Biraz. Efendim. Biraz. Efendim. Biraz bile bilemiyorum. Dinleyen kalmadı buna zaten. Bak 25 kilometreyi geçemiyor şu an. Ben sana şey yapacağım. Çek abi. Böyle dön azıcık. Ama dönemiyorum. Abi biraz arabayı tamam, yer alır mısın? Hemen geliyorum. Güzel. Benzin alayım mı sana? Gerçi buna nereden dolduruluyor ki? Aynı yerden. Benzin de çalışıyor. Tamamdır. Gidip alıyorum sana benzin. Ama 25'i geçmemen lazım. Tamam. Bir konuşma la. Ağzın oynamaz. Yakaladım. Saçlar yaptırdıktan sonra daha iyi olmuştuk. Yakışıklı olmuşum değil mi? Ben ne kadar yakışıklısın. Sen de o kadar yakışıklısın. Of çok çok karizma çıktık. Çok güzel çıkmış. Abi beğenmedim. Ayıp ettim. Niye beğenmedin lan? Yağız abi beni hayır, dövdükten sonra saçlarımla aynı modeli yaptırdım. Peki bundan Yağız'ın haberi var mı? Bilmiyorum. Herhalde saçımı yaptırdım diye dövmez beni değil mi? Gördü galiba şey, o ama. Bilmiyorum senin ne oldu lan şimdi? Melodi'ye mi yanlıyorsun? Hangisine yanlıyorsun? Lütfen öyle konuşmayalım abi. Biz Melodi'yle oğlum, evleneceğiz. Yanlamak filan. Tamam da geçen gene İnna'yla konuşuyordun. İnna benim çok yakın bir arkadaşım. Arkadaş. Melodi varlığını sürdürdüğü... Melodi var olduğu sürece Anna benim her zaman arkadaşım olacak. Anna başka biri galiba. Hayır ben İnna'ya farklı olmak için Anna diyorum. Oğlum şu kelimeyi söylerken sen inandın mı kendi içinde? Ama geçen gün konuşurken bir fena olmadım değil. Allah Allah. O da güzel kızmış. Güzeldir. Ama ne zaman Anna'nın suratını görsem aklıma Yağız abi babamın suratı geliyor. Allah Allah. Bence de sağlığın için sen Melodi iyidir ya valla Melodi. Evet babaanne laneti gibi yemin ediyorum Yağız baba. Beni de mi çekiyorsun? Hoşgün evet. Bey. Tamam. Ediz abi nerede? Oo Ediz abi gelmiş. Ulan yine çok... Ne haber? Ediz abi nasılsın? İyi. Senden ne haber? İyi teşekkür ederim. Şimdi iş konuşmaya oturalım bir yere. Ne oldu lan sana? Ne oldu yakışıklı olmuş muyum? Ben bakayım bir müşteriden yani. Var mı? Senin var mı bir şey yaptıracak mısın? Teknik olarak. Polis amca da bana çok yakışıklısın dedi. Bugün götüm havada. İyi sıkıntı yok. Başver. Karı kız yok zaten. Evet karı kızda işim olmaz benim. Ben çok düzenli bir ilişkiye sahibim şu an. Aracı dünyanın parasını verdik. Bora ikili benimkinden daha iyi. La bu. Efendim? Açı geçmiyor bu. 25'e ayarlı ama abi yer altındaki tuşa basarsan iş olmadığı kadar hızlanabilir. Allah Allah. Tamam dikkat ederim. Ama dikkat et bak yemin ediyorum artık parasız vermiyorum bunu. Polis niye tamam. Geldi yani? Tamam oğlum söyle lan İban'la. Kaç para atacağım? Sen söyle İban'la. Coşkun abi 20 dat. Çocukluğunu mu yaşayamadın dayı? Ne olacak oğlum kokarta hiç mi İban'ım 25. 25 bir dakika. Hadi lan güzel bir para at para lazım. Yeter herhalde. Amına koyayım. Bu arada senin yaşın kaç lan? Ya bu siye ekmekli hamburgerlerin fiyatı kadar para attı amına koyayım. Şşş. Yaşın kaçsın? Efendim. Benim yaşım 15. Üf. Şşş. Rap yapak mı lan sen lan? Yapalım. Vallahi mı diyorsun? Yapalım abi. Ben çok iyi rapçiyimdir. Yap bakayım. Varsın yoksun hayat. Sensiz geçen günler. Nerede gittin bundan sonra geleceğim ben günler.
Şimdi geldim kızlar. Ben varsam sen yoksun. Çıkartırsan malafatı yüzüne de vursun. Yo. Öyle değil oğlum ya. O ne? Ne? O ne amurayım böyle sen ne? Bilmiyorum abi, doğaçlama yaptım. Yaş 15, 15, 15, bira içiyorum, yeee, yaş 15, 15, 15. Ya Ediz abi, bütün gözümdeki şeyin gitti ya. Aa, sevgili... Valla ne olur yere yatırma, valla üstüm yeniyor otur. Aşkım. Yeni patronum bu, Allah. Ay. Ama doğru kişiyi yatırdım bugün, senin patronun Bora. Harbi ne? 20 sene sen geçmedim ya. Yok ya, senin bu araba yaptırdık ya oraya. Hop! Çok iyi kaçıyorum. La patronum yese aşağıcım patronum. La bura yapma. bura. Seni tutturamıyorum. Hop! Anan var mı senin anan? Anam var. Yavaş yavaş kız. Oy çok güzel olmuşsun. Sen nasılım? Üstünümü değiştirdi. Bugün güzellik yarışmasına katılacağım. Ne işin var lan güzellik yarışmasında? Ha, kısaltmam lazım. Kaç para veriyorlar? Bilmiyorum ki. Ben para almıyorum yarışmalardan. Para almamız lazım. Bugün ben iş adamı olacağım biliyor musun? Ben sana vereyim para. Kaç param var? Çok. Gel konuşalım. Hadi bakayım kaç param var? Herkesi soyayım mı? Bora. Efendim. Benim bankada sana doğruyu söylüyorum. Bak herkese yalan konuşuyorum. Bana her zaman doğruyu söyle olur mu? Söylüyorum. Bankada 181 bin var. Of çok iyi param varmış. Evet 9 yok. 7 tane de pardon 6 tane de mücevherim var. Dün sattım biraz. 6 tane mücevherim var. Evet. Onlar satılık mı? Evet. Şimdi bak seninle bir işe atılacağız tamam mı? Tamam Bora. İşimiz şu. Benim Bora Gini'den 2-3 tane daha ürettirmem lazım. Ariyet'ten de bir tane pist bakıyorum. Eğer o pistin de fiyatını öğrenirsem eğer toplam ihtiyacımız olan parayı öğrenip insanların bir şekilde artık nasıl yaparız bilmiyorum ama rica ederek de olsa Bora, para almam. Efendim? Coşkun Bey gelince bir tur sürer mi sepete? Tamam 5000 dolar. Nasıl 5000 dolar ya? Şaka yaptım sen o kadar Bora Gini yaptın ayıp ediyorsun tabii ki de binebilirsin. Eyvah canı sağ olsun. Oh bir tur sürerim şunu. Yani bize para lazım. Para kazanmanın yollarını biliyor musun? Biliyorum. Nasıl kazanırız? En çabuk para... Gel bakayım. Bunlar gizli şeyler Bora. En kolay yoldan parayı nasıl kazanırız? Bora. Bana... Dur git. Coşkun'la gider misin? Giderim kızım. Bana... Dolandırıcı Melodi derler. Sen insanları mı dolandırıyorsun? Evet. O zaman bundan sonra ben de dolandıracağım. Kaç para var o işte? Bir sürü 181 bin yaptım diyorum. Bana da öğretsene. Öğreteyim ama ben mesela şimdi şu elimde bir tane küçük sigara var onu satmaya çalışacağım. Oha, koyayım ya. Melodi sen bu gidişle bir iki aya bankada soyarsın. Ay yok o kadar değil. Ben... Hoca ben rehine hattıyım rehine. Rehine hattı ne? Evet beni arayıp alo rehine hattı mı diyorlar. Bana rehine istiyorlar para kazanıyorum. Sen insanlara rehine mi ayarlıyorsun? Evet. Allah'ım ben ne kadar macera dolu bir kız yapmışım. Evet ama kesinlikle insanlara zarar verdirtmiyorum. Ya bir gün verirlerse? Hayır vermezler. Verirlerse onları şikayet ederim. Hepsinin ismini biliyorum. Bu arada ışık vurunca var ya Roberto Carlos gibi kalfım varmış Melodi. Evet. Ben de bacak çalışayım da bari eşit seviyeye gelsin. Çalış. Ötümü de mi yutacağım? Nasıl kaldı? Evet, squat bol bol yap. Ben çok seviyorum popo. Tamam o zaman. Şimdi ben bugün... Kaç para ihtiyacımız olduğunu çıkartıyorum. Ondan sonra senin yaptığın işleri bana da öğretirsin. Tamam. Sen bana... Düşkünle git. Şey lan bir ara hatırlat seni Teğmen'e götüreceğim. Özellikle istedim. Kime? Bestville Teğmen yok mu? Evet. Beni mi? He. Tamam. Onu diyeceğim. Hadi Allah'a emanet. Ben gidiyorum bir şey söyleyeyim. Efendim. Eğer Teğmen'le konuşursan bana bir de ehliyet ayarlatabilir misin? Çalarız oğlum sıkıntı yok. Valla
Allah, ben nasıl bir ortama düştüm ya, tamam. Sen çok yanlış bir adamla takıldığını farkında değilsin sen, rahat ol. Belki ben de yanlış olmak için doğmuşumdur. Bora, efendim? Şimdiki planımız ne biliyor musun? Sen her şeyi ayarla, parayı bana söylemen yeterli. Vay sen be. Sen kötü işlere bulaşma, tamam mı? Ben yaparım. Bir kere öyle olmaz. Eğer bir kötü yol varsa ortada, o yol birlikte yürünmeli Melodim. Benim yolum yol değil ama. Senin yolun yol değilse ben sana yeni bir yol çizerim. Bora. Öpeyim mi? Abi dur sorulayım. Of ya, öptürmüyorsun hiç. Öp öp, yandan öp. Öpeyim bir tanecik. Bir tanecik öp bari. Oh tamam. Oh. Şimdi ben bugün şans öpücüğümü de aldığıma göre bütün piyasa benden korksun. Ediz abi kaçtı mı yoksa? Numarası var, ben arayayım mı? Bende de var. Bakayım nereye gitmiş. Oraya bakalım. Ediz abi. Oğlum araba işte he. Neredesin? Ay geldim. Tamam. Şimdi ben öncelikle benim çalışanlarıma paralarını da atmam lazım. Tamam Mora. Düşkün'le yine görüşeyim. Ben bir Teğmen'le görüşeyim de gelin, belki para verir. Tamam, ondan da kopar. Herkesten para koparalım. Bu şeklin en zengin çifti olalım. 12 tane o çocuk yapar zenginiz. Onları da çalıştırırız. Evet, paçeti sattıralım mı? Olur vallahi, aç sattıralım. Böyle fakir görünürler. Bir sürü peçet satarlar ama arkada Boraginilerle, Corvette'lerle, Ferrari'lerle gezerler. Evet. Çok güzel fikir. Ediz amca geldi. Tamam, ilk seni bulmuşum. Oh, ben kokunu da çektim, gidiyorum. İş toplantısına gidiyorum bebeğim. Tamam. Ediz abi. Hı? Şimdi tam olarak kimlere ne para vereceğiz? 50 bin ne yaptın değil mi sen bunu? Evet, 50 binim hazır. Bankadan çekmeme bakar. Hı, dur bakayım. Elvan, su. Gelseniz abi. Bak şimdi ben patron triplerine gireceğim bak. Bak şimdi Elvan'a... Kimin patronu bu? Kimin patronu bu? Elvan'a, Suya, Derman'a en çok bizim Bahtiyar ilgilendi diye biliyorum. Evet, Deriman abiyle Bahtiyar abi... Yok, Bahtiyar mıydı adı? Evet, Bahtiyar Uşak. Ya Bahtiyar Uşak çok ilgilendi diye biliyorum. Neyle? Arabayla, Boragini'yle. Benimkiyle. He. Yani pek bir şey yapmadık aslında biz ama. Olsun, siz de ekmeğini yiyin. Sonuçta daha çok çalışacağız. Evet evet. Yokmuş benden numarası. Tamam, şimdi tamam. O zaman öyle dağılımı yapalım. Tamam, o zaman tam eşit mi? Ben o zaman plan matematiğimi çalıştırıyorum ben. Haydi bakalım. Şimdi bu işe girerken cebimde 50 bin dolar vardı. Bunların maliyetini düştüğümüz zaman ortada gene 50 bin dolar kalıyor. 50 neyin bin maliyetine? Ya işte genel olarak aracın parçaları. Aracın parçaları deyip de teker amına koyayım. Şimdi o zaman Deriman abi çok ilgilendi. Yemiyor şu bana, çıkmıyor şu. O zaman suyla Elvan'a 1500 Elvan'a. Yapamadım. Ben bir Google'a yazacağım. Bana paraya gerek yok. Şeytan yedek anahtarı verin yeter. Şeytanın yedek anahtarı mı? Bak bak bak. Ben sana Boragini parasını vereyim. Mekaniği üstüme yapın yeter. Ben de istemem başka. Satıram bak hele be. Şu arabanın fallarını bir yak hele. Sen ne? Arabanın fallarını bir yaksana senin arabanın. Bu nasıl? Hangi ya? Ya seni yerim. Fotoğraf çekeceğim ya. He. Bakma falların. Var. Siz hesaplayın gelin. Tamam. Ne yakışıklı bir abi o ya. Bora, bize para mı vereceksin? Evet, para vereceğim. Ooo, sen bayağı iş adamı olmuşsun ya. Evet, bugünden itibaren iş adamı Bora'yım. Hatta yeni bir yatırım yapacağım bugün. Ne yatırma? Bora Gini için ya, pist yaptıracağım. Pist yaptıracağım. Daha doğrusu pist kiralamaya çalışacağım. Pardon. Evet, girişler ücretsiz size. Efendim? Mekanik çalışanlarına ücretsiz. Ne iş ya, ne gelişim yapıyorsun? 6 evet, tane daha Boragini yapsak, go kartı çıksak mı? Ediz abi. He.
Yalnız bize bir araba daha lazım. Diğer mekanikteki çocuklara da bir tane araba yaptıracağım. Sen tamam. Patron, bu senin kardeşin mi lan? Kim? Bu da abi. Yo değil. Ya, merhaba, ne yapıyorsun lan Emes'in? Gel lan bunu bir engara itseye ben. İyiyim abi, teşekkür ederim. Ben Bora Gini'nin sahibi Bora Köz. 15 yaşındayım. Bora Gini ne lan Bora Köz? Bora Gini tam olarak karşında duruyor. Mekanda duran en süratli ve en hızlı araba. Bu sepete mi diyorsun? Sepet demezsek yalnız. La sepet işte, market sepet ama. Sanki var ya şu arkadan 1 milyon atınca serbest bırakacaklarmış gibi bir sepet deme. Abi tamam, çok şey yapma, kızların yanında. Ben onlara hava yapıyorum. Ha, götüme mi bakıyorsun? Sen bana M30'u girdin de bak, makine orada yaptın. Senin kişi nerede abi? Ha, şu köşedeki yana. Bakayım. Of. Tam bir fakir arabası. Ne arabası? Fakir. Ne fakir lan, ağırdı sen. Ona gücün mü yeter lan sen? Benim ona harcadığım paranın var ya, bir tane Lamborghini alırdım bana. Bırak para günü. Evet, benim de Lamborghini'm vardı bu arada abi. Neyin vardı? Lamborghini. O yüzden... Sen... Evet. 15 yaşında nereden buldun lan o kadar para? Babamın arabasıydı, çalıyordum hep. Sana baban zengin herhal. Çok zengin, armatör kendisi ama yavşan tekidir. Armatör mü? Evet, armatör, ticaret yapıyor. Beyaz, kızıl, şey, siyah. O ne demek lan, armatör neymiş? Beyaz, siyah, kızıl. Şeker, şeker ticaret yapıyor. Şeker ticareti mi? Evet, ama artık aramız çok kötü. Ne akına lan oğlum, 15 yaşında babanın ara kötü mü olur? Ne haber lan serseri? İyi Can abi, sen nasılsın? İyi. Yeni bir arkadaş abi edindim, arabasına bakıyorduk. Azmazeri mi diyorsun? Can abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bebe adımı demedin la, ben Azel'im, Azel Bolacım. Azer abi memnun oldum. Ha, ben de memnun oldum canım benim. 148 olarak. Ha, bu abiyi de tanıyorum, benden traktör araklamaya çalışmıştı. Araklama, traktörü güle soktun ya lan. Aa, ikiz kardeşim yaptı onu abi, bir daha tartışmayalım. Ha, kardeşin koydu, vaş yere. Evet, niye onu bir güzel gibi dövdüm zaten. Kolayla mı geldiniz siz? İyi yapmışsın da kardeşine ters düşme. Kardeş dediğin yarın öbür gün seni herkes sırtına döndü, kardeşine dayarsın sırtını. Evet ama galiba erkeklerden hoşlanıyor, o yüzden çok yan yana takılmıyorum. Olsun, ne olacak erkekle hoşlandı diye, boş ver, o da öyle yani. Kardeşle mi değişin? O hafta babasını silmiş atmış, kardeşini mi düşünür ama? Evet ama babam da tam silinmeyi hak edecek tiplerden, yanağımdaki kızarıklarının sebebi o. Habire tokatlaya tokatlaya çocukluğumdan beri kalıcı hasar bıraktı piç. Tokatlayarak diğeri de görüldüğünü olma gerek var mı? Bunun bulması halimi atıyor. Ama ilk aldıysan ora. Hayır, yapamadım ya. La şekerci dedi bana. Niye tokatlıyorsa? Animatörmüş ya. Hapçıymış babası bana, öyle dedi yani. Beni 14 yaşıma kadar evden çıkarmadı ya. Neden sen? Rottweiler köpeği misin sen? Evde niye besliyor? Bilmiyorum işte. Dışarı çıkartmadı. Hep bilgisayar başında oturdum. Ondan sonra okuldaki okula bile göndermediler. Eve öğretmen çağırıp bana eğitim verdiler. Paranın gözü kör olsun. Zenginlikten ne ama? Baban para babası senin. Evet, para babası ama bir kuruş bana katkısı olmadı. O yüzden şimdi kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Bugün de ticarete atılacağım. Amanım yani, biz de okulda bir tane ticaret yapmıyor. Şey yiyorduk amanım. Benim Boraginler için pist açacağım. Yatırım yapmak isteyen var mı? Kaç ne para istiyorsun? Abi Ediz abi, sen pistçi arayacaktın. Aradın mı? Ya amanı siktim, adamı öyle bir ters konuşuyor ki. Ters. Bir dakika, go-kart pisti olan bir abi buldun mu? Ya bu şeyler var. Benim bir drift projesi var, biliyor musun sen onu? Drift mi? Katılabiliyor muyum? Sen abi. Yaşın tutmuyor. Sen bak şey yaparız. Abi. Var bir tane bu karşı istiyorsan vereyim ama ters adamın tiki ya, ben sevmedim. Numarasını versene bana. La kokar pesle mi kuracaksınız? Evet, Bora Giyinilerle herkes yarışabilecek. La benim bir tane tanıdığım kokortçu var, pesti var adamın. Harbiden mi? He, Efecan yok mu? Efecan'ın arkadaşının pisti tamam, var bir tamam. Tane. Tamam, Efecan varsa işin içinde boş ver. Sen, valla, sal. Lan niye kına bizi ayarladıydı, bilet alacaktı, para topluyorduk hatta en son. Ne alaka lan, Akan'ın ne işi var? Ben bilmiyorum bu konu. Kokort yarışı yapacaktık. Dur arayın ben Efecan'ı. Ara. Tamam Azer abi, sen onu ara, ben de şu diğer elemanın numara... bir numarasını alayım da bir iş alayım. Azer gibi vereyim mi sana telefon numarasını? Bahri nasıl lan, yürü hazırlanmamız lazım. Ya, bir tane dört. Ha tam gerek daha. Kart peşine dört. Düştün amına koyayım. Bir tamam, tane bir. Bir tane daha bir. 411. Bir tane 9. Ediz abi şunu seri söyle ne olur. 411 90
tane kokot piste vardı da. Evet. Bir tane de yedi. Ha burada bak kokot piste arıyorlar. Gördün mü? Oraya kadar fazla zaten girdim bir tane ya. Oraya kadar zaten söylemiştim. Söylemesin 411 90. Arıyorum. Bir dakika şimdi iş konuşacağım. Sana tanıyorum diye sana söyledim onlara. Ne var lan? Alo. Yılmaz pistleri sahibi CEO'su Hasan Yılmaz ile görüşüyorsunuz. Buyurun. Merhabalar abi. Ben de Bora Gini AŞ'den Bora Köz. Buyur kardeşim. Şey abi ben bir yatırım yapacağız da biz yani böyle şey arıyoruz. Bir go-kart pisti arıyoruz. Go-kart pisti arıyorsun. Evet. Şimdi bu işler telefonda konuşulmaz. Ayrın ablanın. Ben Ayrın nereden buldun benim numaramı bakayım? Ediz abiden aldım. O kıl kuyruk. Kıl kuyruk mu? Evet ben de hiç sevmiyorum onu zaten. Seninle iyi anlaşırız o zaman kardeş. Sen şimdi neredesin? Ben şimdi onun dükkanındayım. Etrafa tükürüp duruyorum. İyi yapıyorsun. Ben sana konumumu atayım istiyorsan. Tamam gel abi. Burada canlı görüşelim. Telefondan olmaz bu işler. Pistin oraya mı geleceğim? Yani yeni kurduk pisti. Ben de vallahi yana yana şey yapıyordum. Gel bakayım bir. Tamam geliyorum. Gel. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Pisti mecbur rolle anlatmamız lazım. Ne oluyor lan? As. Ana patlattık yalan. Ya iki kişi binerseniz patlar tabii. Ediz abi. Efendi. Konuştum adamla şimdi. Çok kıl bir tipe benziyor. Biraz var öyle. Evet hiç sevmedim adamı. Neyse ben şimdi onunla görüşmeye gideceğim. İstiyorsan sen de gel. Dur. Ben bunu çarşına alayım. Benim arabayla gidelim o zaman. Senin arabayla mı gideceğiz? Ben kullanabilir senin miyim? Senin arabayla mı? Dakika, sen mi kullanacaksın? Şimdi. Yok ben kullanmayayım. Polisler sürekli peşimde benim. Göte gelirsin. Evet. Şey o zaman bir dakika dur şimdi. Önce ben para işini halledeyim diyorum. Ya da önce gidelim şu pisti görelim ondan sonra para işini halledelim. Polis gelirse pist deriz. Ediz abi kaçıyorum. Ne haber lan? İyi Efecan ne haber? Efecan mı olduk lan şimdi? Puşt. Allah tamam. Dur, ben iş adamı oldum artık. Allah. Senden saygı bekliyorum. Ulan araba değiliz ki altımıza yatan bir kadın olsun amına koyayım. Onu sikeyim. Of çok güzel laftı. Nerede unicorn numarası? Efecan abi. Efendim. Kaç param var? Çok param var aslanım. Az pişmiş olsun. Tamam. Bana bir abilik yaparsın değil mi? Kaç para lazım? 150 bin dolar. Ben bunu hallederim dur şimdi. Kaç? 100 bin dolar. Kaç? 95 bin. Acaba bunu önceden nasıl bak hesabıma. Evet ettik. Kaç varmış? Bayağı. Galiba. Tamam. Efendim. Bak hele ben coşkundayım. Sen şu ehliyet diyordun ya. Evet. Getireceğim şimdi ehliyetini. Onu çıkarttırıyor. Gördün mü? Yok mu kız? Harbiden ehliyet mi ayarladın Coşkun abi bana? Arabayı mı kurtuyor? Bak getirince görürsün. Tamam. Hadi bakalım inşallah. Bak, karakoldan çıkıyor. Tamam hadi. Ulan ne kıyak adam ya. Nasıl ayarladı Coşkun? Kim kıyak lan? 22. Gördün mü lan? Çok azmış tam fakir parası. Fakiriz ama ruhumuz zengin. Evet doğru söyledin. Ama niyeyse ruhunun zenginliğinden kimse bahsetmiyor Fecan abi. Arkandan İttir, kopuktur, piçtir, puştur diyorlar. Hakkımızda ne söylüyorsalar daha fazlasını yaptık aslanım. Vay be. Orası şu diyeni de duydum ben Efecan ama. Onun bir üstü yok. Onun bir üstü Yaz Gençoğlu zaten. Helal olsun. Biliyorsun bu işi. Boyundan büyük laflar etmek istemiyorum. Şimdi bir dakika. Öncelikle ehliyet işim varmış. Onu bir çözelim. Ya ben inanılmaz sosyal ve... İnsanlarla geçinen bir adam olmaya başladım. Efendim abla. Şimdi. Şişirdim dur hele. Şişirdim tamam. Ya abi. Ne yaptın? İyi abi gidiyorum şimdi birkaç işim var onları halledeceğim. Sen? Dayamazsan sevinirim. O kadar düşmedik abi ya. Bilmem ben düştüm gibi. Ediz Bey. Ha? İyi misiniz siz? İyiyim ne oldu? Sucuğum bugün çok şükür. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Alo. Coşkun abi.
Heh. Ne zaman geleceksin, ona göre bir iş görüşmem var da. Yo yo, şimdi çıktım departmandan. Neredesin oğlum? Mekanikteyim. Tamam, geliyorum hadi. Görüşürüz. Abi dur şimdi, roller üst üste bindi. Biz ne yapalım? Biz önce şu piste bir bakalım. Pistten bir fiyat alalım. Sonra Ediz'den zaten 50 bin doları bunu yaptırıyoruz. Gidelim diğer mekaniğe. Projeleri bir gösterelim. Onlara da bir araba yaptıralım. İki tane ya. Üç arabamız olursa bence o piste yarış döner. Ama 6'ya kadar yolu var onun. Ehliyeti nasıl alacak oğlum? 15 yaşındayım ben, amına koyayım. Ehliyet nasıl geliyor? Allah Allah. Dur, merak ettim lan. Ha geliyor, hayvan gibi geliyor. Dur koşuda durayım da. Heh, geldim çıcık. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Vallahi bak, çavuşsan neydi lan, sağ temper mi? Bir dur ben geliyorum. Evet, onunla bugün yolda karşılaştık. Bak üstündekini dikkatli oku. Los Santos Departman hediyesidir. Bir günlük ehliyet. Aa, bana bir günlük ehliyet mi verdiler? Ya oğlum, komple alamadım. Bir günlük aldım. Peki abi, ben bunu bugün yarışsam falan olur mu? Vallahi çocuk. Yakalanma diyeceğim ama takıl kafana göre. Ben aldım ehliyeti. Oley be, bir günlük de olsa ehliyetim var. Tabii lan, bak bu kıyamı unutma hadi. Aklıma geldi, departmanın önünden geçiyordum. O, bir şey söyleyeceğim, polis çevirdiği zaman bunu gösterebiliyorum değil mi? Gösterirsin, kim verdi derlerse de Charles Saint Pemper'de. September. He lan, September işte ondan. Tamam o zaman. Hatta de ki, ehliyeti de Coşkun dayı verdi de, sıkıntı diye düşerlerse beni arasınlar. Teşekkür ederim abi. Senin hakkını güzel diyemem. Abi. Bir kez bana takım elbise giydirdin, şimdi ehliyet ayarladın. Ne istersen yaparım senin için. Bundan sonra step abimsin. Step dayı de sen ona. Sen dayı de tamam, dayı. Tamam, step dayım. Hadi Allah'a emanet. Ben gidiyorum, yavranı alacağım. Step ablama selam söyle. Efendim? Step ablama selam söyle. Aleyküm selam. Hadi Allah'a emanet. Step dayı da çok çirkin oldu lan. Bırak eğlensin ya. Lastiklerin ağzına sıçıyor ama. Güzel. Pardon bir dakika, limonlu kek benim. Evet, tiramisu arıyor galiba, buyurun. Limonlu kek, burası tamam. Burası da tamam, ne yapıyorsun? Özlendin mi acaba? Evet, paraları topladım, yanına geliyorum, tamam. Yine para mı topladın? Doğru, tamam. Şimdi bir sürü, tamam. İş konuşuyoruz. O zaman, daha. Şimdi ben de piste gidiyorum, kaç para olduğunu öğreneceğim. Tamam, beni ara, tamam mı? Arayacağım sevgilim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ediz abi. Geldik oğlum, gidelim mi? Atla. Bakayım, makineye giriyorum bunu. Hallet. Çocuğum. Efendim. Niye bir şey giymedin? Ya nasıl giymedim? Bak, sende bir hata var, bir doktora git. İş o, görüşmesine gidip o, geleceğiz. O göbek deliğindeki pamuk muhabbeti sadece erkeklerde olmuyor, su. Ya tövbe. Baktır ona. Ediz abi. Bence siz bir doktor. Bu kız olmamış ya. Ediz abi. He? Bana bir günlük ehliyet vermiş departman, ben kullanayım mı? Bunu. Evet. Bu ara etme. Bak parçaları pahalı bunun. Bir şey söyleyeceğim. Benim ne kadar iyi bir sürücü olduğumu ben kanıtladığımı düşünüyorum. Bana mı? Evet. Sen ama zenginsin amına koyayım. Baban zengin. Babam zengin ama bana hiçbir ayrı yok ki. O zaman siktir et. Ama belki de ayrı olur. Sikerim seni belana o. Bir gazlayayım be. Hazır ehliyetim varken. Çok heyecanlıyım. İyi gidiyor mu? Kemerini bağla. Kemerini bağla. Basma kornayı. Aman. Aman diyeyim bari. Çok
Fena tuşlar var. Hangisine bassam acaba? Dikkat et. Şarkısını açayım bunun. Aç bakayım abi. Oh my god. Oh my god. Hop 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 hop. Yeter gaza gelirsin bir yere vurursun of, şimdi. Of vallahi manyak gidiyor abi bu. Aman diyeyim Bora. Parçası pahalı bunlar. Tamam tamam merak etme. Sadece müziğin gazına geldim işte ama ne kadar güzel kullandığımı görüyorsundur. Evet. Sonuçta biz de Lamborghini'den gelmeyiz İdiz abi. Öyle de o baba parası. Bunu sen bütün parçalarını kendin mi yaptırdın? Evet. Çok çirkin olmuş. Sen yürüyerek mi gelsen acaba genç şaka adamsın yaptım abi, yürüyebiliyorsun mı? Tamam şaka yaptım ya. Amıcık güzel almamış bir şey. Senin arabanın üstü yok amına koyayım, ben bir şey diyorum mu? Ama ne yapayım abi, elimden gelen oydu. Vay burası mı? Hmm. Ters bir adam ama uyandırayım bu ara. Vay. Nerede acaba Hasan bu adam ya? Ne var? Abi. Sen gelmişsin oğlum, niye arıyorsun? Evet dediysen. Anlamadım kim olduğunu. Atla. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Harun. Siktir git şu motoru temizle. Özür dilerim abi, tamam. Merhabalar, ben Bora Köz. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Genç girişimci. Kaç yaşındasın lan sen? 19. 19 yaşındasın. Şu benim motoru da baksana dayı. Sen kaç yaşındasın abi? Orada. Böyle. Kaç yaşında gösteriyorum? Yaklaşık olarak 22 falan abi. Bayağı genç gösteriyorsun bu arada. Eyvallah kardeşim. Ama zaman bizi yaşlandırdı be. He, 32 tamam. Yaşındayım. 32 mi? Vallahi evet. Hiç inanmadım bile şu an. Bence beni kandırıyorsun abi. Eyvallah kardeşim benim, sağ olasın. Abi bir şey söyleyeyim. Şimdi gel bu bakayım. Mekaniğin sahibi Ediz de burada Ediz abi. Paramız çok iyi değil. Hiç çaktırmayalım bence. Tamam sıkıntı yok, tamam. Teşekkür ederim. Ne demek? Gel mekan bakalım. Burası mı? Of arabalara bak. Şimdi kardeşim biz yeni açtık burayı. Evet. Sen şimdi nasıl bir şey istiyorsun? Biz go-kart için kurduk burayı. Vay bunlar neymiş ya? İşte bunlar da araçlarımız. Nagasaki. Aynen ondan. Şimdi abi biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani, söyle bakayım. Benim şimdi çok param var, yani para çok. Parayla ilgili bir sıkıntımız yok ama benim Boragin adında bir tane yeni seri projem var. Bu go-kartların tanrısı gibi. 0-100'ü 1 saniye. Lamborghini'yi baz alarak yaptırttım. Çok özel bir araba. Allah Allah. Evet. Yani hatta geçen gün bir tane Lamborghini yenmişliğim bile var yani. Ayıp söylemesi. Şimdi ben bunları dışarıda çok kullanamıyorum abi, tamam mı? O yüzden dedim ki yatırım yapayım. Şöyle eli yüzü düzgün, pis sahibi, yakışıklı, taşaklı bir abiyle tanışalım. Ortaklaşa bir iş yapalım dedim. Ondan sonra işte düzenli olarak kiralayalım mesela bir pis dedim ama senin çalışma yöntemini bilmiyorum. Şimdi bir kere burayı kiralayacaksın. Bu arabaları sana vermem. Bu arabalar benim. Çünkü bu arabayı sana verirsem ben geri alamam bu arabayı. Yani senin daha kaç yaşındasın sen, onu bile bilmiyorum. 20. Tamam. Lan az önce 19 yaşında değil miydin sen? Ama sen de bilmiyorum demiştin abi, seni kandırdım. La havle la havle. Tamam. Şimdi bak. Arabaları sana veremem, o işi bir geç. Tamam. Daha yeni getirttirdim, amına koyarsınız bu arabanın, ne olmaz. Burayı da kiralayacaksan en az bir haftalık kiralarım. Bir hafta. Tamam onu bir hafta. Kaç para? 50 bin dolardan açalım. 50 bin mi? Ne? Ya istiyorsan 80 bin bile veririm abi de bence bunu yuvarlayalım bir şey. 30 bin falan olmaz mı? Kaç? 25 bin. Hadi sana 45 olsun. 45. Hani sende çok para vardı lan? Vardı şimdi. Ben de bir sürü aile bakıyorum. Çocuk okutuyorum abi. Yani hani onların rızkını da almazsın diye düşündüm. Ulan sen sağlam bir üfürükçüye benziyorsun da. Hadi bakalım. İnşallah bu pisti ben bulurum geldiğimde. Bir şey olmaz yani. Vallahi pisti bir gezme şansımız var mı?
Pisti gel. Bunlarla mı gezelim? Neyle gezelim? Bunlarla gezelim, güzel gözüküyor. Bunların radyosu bile var. Harbiden mi? Her şey var. Çok güzelmiş bunlar. Kaç paraya mal oluyor abi? Vallahi kardeşim, bunları biz özel yapım getirtiyoruz. Hollanda'dan. Of, Hollanda'yı çok severim. Fiyatını ne sen sor ne ben söyleyeyim. Tamam o çok zaman. Çok yatırım pist, yaptım bu işe. Pist bayağı geniş duruyor. Pist güzel. Yani daha güzel bir pist olamaz yani bundan. Çok özel tasarlattım ben burayı. Vallahi ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Yani ben burayı kendi mekanım gibi görür kollarım. Bu lastikleri her gün sildiririm ben, biliyor musun abi? İnşallah. Yani şöyle bir şey var. Ben anadan doğma ticaret için yaratılmışım. Benim babam da çok iyi ticaretçidir. Ortak iş yapıyoruz zaten. Kendisi de sever iş anlayışımı. O yüzden hani bunları bütün adamları buraya dizerim ben. Tertemiz yaparlar burayı. İyi o zaman, bakalım sana güvenelim. Güvenelim mi sana? Yani benle bir kez çalıştıktan sonra bir daha çalışmak isteyeceksin abi. Ben sana net söyleyeyim. Allah Allah. Ben şu Ediz'e bir sorayım seni ya. Yani Ediz biraz biliyorsun abi, değişik bir adam ama sor gene istiyorsan. Tamam, sorarız. Buralara para yetmedi. Buralar biraz toz toprak kaldı. Evet, fark ettim. Olsun. Virajlar çok keskin. Bora giyini biraz belki de düzenlemek lazım. Çok hızlı gidiyor ya. Onları vallahi sen düşün. Ben kendi arabamı sana vermem. Haberin olsun. Pist böyle. Çok güzelmiş. Tam hayalimdeki gibi. Güzel yer ya, burayı kaçırma bence kardeşim. Sana burayı hemen 50 bine bağlayayım. Abi en son... arkana bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Az önce bana 35 bin olur dedi. 45 bin dedim oğlum. Aa, ben yanlış mı duydum buraya acaba? Al, Allah söyletti herhalde. Çık, öyle diyorum bak sana. Gözlerini kapat çık. Satın alma yok o oğlum. Derece diyorum. Bak şunun kalitesine bak. Gel. Gel buraya. Vallahi abi yaklaşık olarak 65 ton lastik var burada. Bak bak bak, şunun markasını oku. Michelin. Ya. Kaliteyi sen düşün. Şimdi abi o zaman şöyle yapalım. Madem bir el sıkışacağız. Sen gel abi, bunu bana 40 bine bırak. Bir haftalık kira, bak tertemiz. Hem senin de işin açılır, hem benim de işim açılır. Hani bir de çoluk çocuk okutuyorum dedim abi, yani yanlış olmasın. Oğlum çok zorluyor gibisin ha. Yani istiyorsan almayayım abi, tamam yani, sıkıntı yok, ben yok, gideyim. Yok yok yok, tamam tamam oğlum. Ha, giderim 40... yani sıkıntı yok, yok, yok abi, buluruz benim, bir pişta. Kardeşim, kardeşim tamam. Sana kaç yapalım bunu, 40 bin tamam lan. Bir daha dersin ama kalk siktir git derim. Haberin olsun. O kadar da değil, o kadar yatırım yaptık. O zaman tamam, 40 bin anlaşıyorum. Tamam 40 bin anlaşalım. Gel şu bizim keratanın bir yanına bakalım. Memnun oldum abi. Ben de memnun oldum kardeşim. Elimi kırsaydın abi ama olsun. Bu araba da senin mi? Evet. Çok güzel arabaymış. Biraz fakir arabası ama. Ne güzel parlıyor ya. Hayalim biliyor musun abi böyle? Siktir git. Ona koydum bir şey seni. Siktir git lan. Lan böyle araba mı temizlendi? İt. Doğru söyledin abi vallahi. Ben de çok takıntılıyım böyle konularda. Ya bu çocuk çocukluktan yanımda olmasa var ya. Psikolojisi bozuldu. Bir şeyler oldu buna. Üzülüyorum biliyor musun böyle yapınca. Harun! Buyur abi. Tamam oğlum, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam oğlum. Sıkıntı yok. Sakin ol. Abi tamam. İşte böyle bir yanlış bir şey falan olursa bana da böyle davranmazsın herhalde. Yok kardeşim, ben içi dışı bir insanım. Ben yumuşak bir insanım. Benim ne zaman sinirleneceğimi görürsün. Hiç şey yapma bunda. Tamam abi, o zaman ödemeyi ne zaman yapacağım? Şimdi ödemeyi önden almayayım. Senin de şeyini yapalım. Hani seni de bir göreyim. Sen çünkü tatlı bir çocuğa benziyorsun. Bakayım bir. Harbiden tatlı bir çocuğa benziyorsun. Teşekkür ederim. Yani zaten ben bunu gün bitti neredeyse. Yarın işin diyorum, başlatalım. Ya
Yarın için bak, başlatalım. Yarından itibaren 7 gün koyalım. Tamam, yarından başlıyoruz. 7 gün. İş bittin. Hem sen de burayı işletecek misin? Ben burayı kiralayacağım. Araçlarımı buraya getireceğim. İşleteceğiz abi işte. Hem bu senin tamam, tanıtımını da yaparım. Ben fenomenim bir yandan da. Şeyde Instagram'da benim 400 tane takipçim var. Ciddi misin lan? Evet, 400 kişinin haberi olacak buradan. O zaman iyiymiş oğlum. Tamam, buranın da piyasasını yaparız. Vallahi çok o iyi zaman olur seninle abi. İş bittikten sonra parayı alırım. Bak. Tamam. Tekrar o, iyi söylüyorum oldu lan. Bora. Efendim. Eğer pistte bir sıkıntı olursa, lastiklerde bir şey olursa, yok ne bileyim bir yer kırık olursa, yok ne bileyim şuradaki lobutlardan bir tanesi eksik olursa senden bilirim. Tamam abi, anlaştık, hiç merak etme. Burası benim gibi, gözüm gibi bakacağım. Tamam, bir hafta sonra ben buraya arada gelip kontrol ederim. Tamam. Haberin olsun. Bir sıkıntı çıkarsa birileri gelir bir şey yapmaya çalışır. Buralar hakkında bir şeyler derler. Mekanımızı kötülerlerse. Öyle bir şeye ben müsaade etmem abi. Bizde bir tek bir takım tehlikeli durumlarımız var yani. Hani biz de iş tamam, alamayız sonuçta. Eyvallah kardeşim benim. Sen beni ararsın öyle bir şeyde. Hemen gelirim ben. Tamam o zaman. Tamam. Ediz abi nerede ya? Orada bekliyor bak, arabasını görüyor musun? Biz işte, benim ortağım kendisi yani, çok sevmiyorum ama işte ortaklık yapıyoruz. Business. Ya, business business, aynen öyle. İyi o zaman, memnun oldum çok. Ben tamam, gerekli bilgileri, bir hesap bilgisi de alırım zaten, mesajda yollarsınız. Tamam. Parayı hemen havale yaparız. Tamam, parayı da öyle hallederiz, tamam. Çok memnun oldum. Kolay gelsin hadi abi. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Lan Harun. Aşkım. Neredesin? İşi bağladık gibi. Harun, gerçekten mi? Evet, hem de çok güzel bir pisti, tam bir haftalığına tuttum. En yüksek ne kadar lazım? 50 bin dolardan 40 bine pazarlık yaptım. Çok güzel bir pazarlıktı. Bir hafta boyunca 40 bin bizim ve üstelik güzel bir durumu var. Parayı hemen istemiyor. İş bittiği zaman istiyor. Ha olsun, hemen de veririz. Sorun değil. Bizde tamam, paranın lafı olmaz. Tamam, ben bir ön ödeme alır diye. Acaba güven sağlamak için bir ön ödeme mi yollasam? Evet, bence yolla Bora. Tamam dur, hemen halledip geliyorum. Sana. Arayacağım seni. Tamam, ara. Öptüm. Abi biz arabaları yarın aldırmış olurmuşuz. Yarın aldıracak mısınız? Öyleyim. Aldırırız aldırırız. Yarın abi bir şey söyleyeceğim. Ben hani iş ilişkimiz ilerlesin diye bir küçük ön ödeme yapmak istiyorum. Yap kardeşim. Bir IBAN alabilir miyim? Bakayım hangi hesabım, bu bir milyonluk hesap. 2 milyon, bu vadeli, bu da vadeli. Benim yeme içme hesabım vardı. Hah, 100 bin dolar. Neydi abi IBAN numaran? 75. Ana 50 GB geldi lan salla kazandan. Hayırlı olsun abi. Eyvallah kardeşim. Kaç yollayalım? 50 bin ona dur. 8 bini yolluyorum yuvarlak. 8149 hatta. Benim simetri takıntım var da bir 8149'luk bir ödeme yaptım abi. 149 da yanındaki arkadaş abim için. Yemeği mi alacağım abi? Hasan. Hasan Yılmaz olarak çok teşekkür ederiz Boracığım. Rica ederim abi. Bunu da hani bir ön görüşme, güven sağlaması için yaptım. Eyvallah. Harun, köşeyi döndün lan. Abi maaşımın 70 katı oley. Baya çok maaş veriyor musun abicim? Tamam o zaman biz gidiyoruz artık. Görüşürüz kardeşim. Kolay gelsin. Ediz abi. Çok akıllı bir herif ya, hiç sevmedim ama. Sonuç olarak bir haftalığına kiraladım. Evet. Parayı da iş bittikten sonra alacak. Ön ödeme yaptım. 8 bin dolar tertemiz iş yaptım. 8 bin dolar mı? Evet. Az mı yollamışım? Küçücük şey yapmış burada. Artistlik yapıyor. 5 bin lira bir şey değil. Oğlum 5 bin lira değil. Böyle beş... artistler ayrı oluyor. Yanlış mı görüyorum? Beyefendi iyi günler. Kolay gelsin. Efendim? İyi günler. Kolay gelsin. Görüşürüz. İyi günler. Efendim abi. Bu arabaya binmek isteyen kaç kişi var biliyor musun? Kaç kişi var? Çok kişi. Vallahi abi ama biz seninle şimdi iş yapıyoruz, anlatabildim mi? O yüzden önemli yani. Evet. Buradan ne anlam çıkartıyorsun? Bana çok güveniyorsun. Yok, ben senin taksim miyim pezevenk? Ben kullanayım mı? Yok.
Ulan geçen gün burada kar miting yaptık, adamlar hemen pis kurmuş. Akıllı bir adam, girişimci, yatırımını doğru yere yapmış. Beyaz Ay 100 bit yollamış. Şimdi... Kardeşim benim, teşekkür ederim bu arada. Hadi şeyi de tuttun. Senin bu arabalara... Nasıl yapacağız arabaları? Abi mekanı tuttuk ama şimdi şöyle bir durum var. Mekan var, araba yok. Tek barajıyla olmaz bu iş. Şimdi çok acil olarak senin mekanikten... İkinci bir Borghini, diğer mekanikten de üçüncü bir Borghini yapılması lazım. Diğer mekaniği bilmiyorum da bizimkileri hallettiriz. Tamam, onlara ben gidip bugün zaten konuşacağım. Evet, çok hızlı gidiyorsun. Döndüremiyorum, acemilik, daha alışacağız. Bakayım, bir Bahtiyar Uşak aramış, bir arayayım onu. Bizimkiler geçmiş oradan da şeyi bırakmışlar oraya. Alo. Alo. Uşak, nasılsın? Beni aramışım Bora. Bahtiyar abi, nasılsın, iyi misin? Efendim. İyiyim, sen? Teşekkür ederim. Ya bugün İlmem ödeme günü de hani ilgilenirsen eğer. İyiyim, sen nasılsın? Ödeme günü mü? He. Evet. İban vereyim mi? Verme, mekanikte yüz yüze Hayırlı ödeşelim. Tamam, ben mekanikteyim. Bir şey olursa gel. He, tamam, çok iyi bile. Oldu. Çok Tamamdır, iyi hadi, oldu. Bay bay. Tamam. Görüşürüz. Oldu oldu. Dur dur. Valla. Yok yok. Mülayim Bey, Mülayim Bey, geldik geldik. Bakın tam karşınızdayız. Hayırlı bir iş için valla. Şey, tünelde hoş geldin. Bora. Efendim. Oğlum, diğer mekaniğin sahibi de buradaymış. Bak, evet evet. Kalp, 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 kalp. O zaman kalp kalbe karşıymış. Beni dövecekler yine ya. Ne oldu? Ne oldu? Abi özür dilerim. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Teşekkür ederim resmi için. Abi böyle yapmayacaktın. Ha, vallahi bilmiyordum ki siz olduğunu. Ama seni affetmemin bir tane seçeneği var. Hangisi? Vurayım mı patron? Vurma. Borghini'yi 2 gün hazır edebilir misin? Benim ben hazırlarım. Dermana vermesi kaldı. Dermana mı vereceksin? Dermana vereceğim. Derman gel. Ben alırım valla. Derman, hoş öyle geldin. Değil. Yanlış anlayıp hemen erotizme yorma. Öyle yok, değil. Sana oğlum, malzemeleri ha. Verdim ya. He, ay vereceğim tamam. Ya. He. Ya onları işte buraya eriyebilecek mi? Tamam, sıkıntı yok. Yaparız. İş konuşacağım bir saniye. Pudrasız... Kendim çok patron gibi hissediyorum. Dövmüyorlar değil beni. Sen hazır mı malzemeler, onu söyle. Benim hazır, pudrasız eldiven kullandık. Pudrasız eldiven mi? Borghini'mi göremiyorum. Sinirlenmeye başladım şu an. Arkaya koymuşlar çalmasın arayı. O kadar işte. Borghini'm. Tamam, peçete. Aracı alayım da bir incelesinler. Yanlış araba yapmasınlar. Aşkıma bak be. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu ara böyle giderse bu büyüdükçe yarışçı olma modunda gidecek ha. Şimdi. Ne oldu? Şimdi Bora'nın arabalarına ne biçim edeceğiz? Şimdi konuda biz Bora'ya bir kere arabasını... Bahtiyar abi. Yak. Efendim? 5000'e zaten bulurum ki. Bir pis tutmuşum. Bora, sen arabanı yıkayak mı? Pis mi? Benim arabamı yıkamadan önce öncelikle... Deriman abi. 20 yaşına kadar. Efendim kardeşim. 20 yaşından sonra... Şey... diğer mekanik abilerin... Şeyleri var mı? Bilgileri var mı proje hakkında? O çok. Pek fazla yok ama ben onların malzemelerini verdim. Aldılar. Tamam, o zaman bir arabayı çektim ben oraya. İnceleyelim mi birlikte, görsünler? Tamam, inceleyelim. He? Kaç kişiyiz mekanikte? Şu an 2. Hayır, toplamda. Sen, dur. Dübo, benim dükkanı uçsana. El var. Hemen usta. Bayındır'ı ara. Bir de ben mi? Evet. Tamam, bir dakika. Ya. Benim prim ne kadardı? Ben aracın yanına gidiyorum, oraya gelirsiniz. Tamam, benim tamam, tamam, gel hadi gidelim. Mekanik buraya gel. Şu Boran abi. Mekanik diyor ya, kendisi. Efendim abi. Oy Bora, Bora galiba bugün fazla takıldık. Oğlum bu araba yıkanmaz ki. Abi sen benimle konuştukça niye benim gibi konuşuyorsun? Sizde var mı amblem? Bu aracı, o yüzden dedim. Sen benlik bir şeyin var mı? Susun, yok abi, teşekkür ederim. Sadece şeylerin elim, paralarını dağıtacağım. Yok, bu yıkanmaz oğlum. Tamam. Ama bir dahaki arabalarda şeyi unutma, tamam mı? Onun motoru bizde vardı. Bir dahakine motorları almamız lazım. Tamam. Tamam. Hadi kendine dikkat et. Görüşürüz.
Görüşürüz Ediz abi. Görüşürüz. Gerizekalı yemin ediyorum. Vallahi bir 6-7 kişi var. Oğlum bu araba kilitli değil miydi? Şimdi. Ha, evet. Araç bu, şimdi. Abi, ben efendim. Buradaki, ben arabayı inebilir mi? Tabii fenomen yapak diyorsun. Tamam. Şimdi burada eldivenler tamam. Var ya. Ben onun altına şimdi. Karakoldan A4 kağıt aldım. Tamam, onları tamam, da koydum. Kardeşim. Tuvalet kağıtları yerine rulo havlu kağıt koydum. Oo, evet daha iyi. Onlar bunlar tamam, hemen dağılıyor abi. Tabii, işte upgrade ettim. Tamam, level atlattım onu. Fullledim yani. Tamam. Heh, şimdiki evet. Derman sana tutarı atıyorum mailden. Kanka ne tuttu bana bunu? Hayır herkesin toplamı atıyorum. He ben daha yeni güncel olanı açacağım. Onu atma. Güncel olanı atayım. Güzellik yarışması var lan. Geleceğiniz mi? He, evet. Tamam. Şimdik. Melodi'de güzellik yarışmasına katılıyorum. Birlikte çıkalım. Saniye birlikte mi çıkalım? Yine aynı sistem yapacağız. Devam ben değiştirdim buraları ha. Sen ne yaptın? Şu pudrasız eldivenin altına biraz A4 kağıdı attım. Onlar hemen ezilmesin diye. Ha. Şu şey tuvalet kağıtları yerine havlu kağıt koydum. Onlar tamam. Kolay dağılıyor. Tamam. İşte bayağı değiştik. Bu sepetin etrafını birazcık daha güçlü demirlerle yaptım. Tamam sıkıntı yok. Ne bayağı iyi oldu. Kullandın yaparken? Ay ya şu işte market sepeti yok mu? Onlar alüminyum. Vallahi bunun işini gene kaynak maynak yapacağız ona biz. Daha sağlam olması için çünkü dağılır. Yo, ben yaptım oğlum kaynağını. Sen bana motoru aksamını getir bir de tekerleri getir. Onları da mı yapacağım? Şimdi bizim çok acil iki tane Borghini'ye ihtiyacımız var. Deriman abi sen zaten bu projenin başındaydın. Batyar abiyle birlikte. Bu araba buradan çıktı. O yüzden benim için bu mekanın yeri başkadır abi. Onu baştan söyleyeyim. İkinci olarak da bu arabanın aynısından değil biraz farklı olursa ödeme yapmam abi. Ha. Anladım. Nasıl yani? Biz mi aynısından bir tane daha yapalım? Yani zaten siz de bir tane yapacaksınız. Sizin dükkanın adı neydi? Bayburtlu Mekanik. Derman. Bayburtlu Mekanik mi? Evet. Efendim. Tamam. Tamirler. Bayburtlu Mekanik'ten tamam, bir tane. Bizim buradan bir tane çıkacak yani. Aynen. Toplam 3 tane Borghini'miz olacak. Tamam okey. Derman biz başlayalım. Biz on, şöyle anlaştık Derman'la. O motor aksamını yapıyor. Ben dış şeyini kozmetiğini yapıyorum. Tamam. Benim işimden yani olan araçlar hızlı çıkmasın. İkisini beraber ortak çıkartıyoruz. Bir olursa şey olmuyor mu? 2 tane oluyor toplamda. Bir tane var işte. Bir tane daha çıkaracağız. Hayır, tane Bora, daha çıkaracağız. Bora dedi ki 3 tane oldu. Tamam 3 tane bu, Borghini'miz olacak. 2 tane daha yapacağız. Tamam. 2 tane çıkaracağız işte. Bununla beraber 3 oluyor. Yani tamam. Bir tanesi diyor ki burada bir aşağıki mekanik çıkarsın bir de burası çıkarsın. O zaman diyor. İskeletleri siz yapın. Motoru, beni, direksiyonu. Ben parmak kaldırmak istiyorum. Beni dinleyen yok mu? Oğlum biz her şeyini yaptık. Onun motorunu ve teker aksamlarını yapmanız lazım size. Tamam. Tamam bir tanesini hazırda diyorsun yani. Yarısı. Yok iki tanesinin yarısı hazır. Ha, okey. Tamam. Tamam. Üçüncüye eldiven yetmedi ama. Bizde iki tane tekerlek seti, iki tane motor, iki tane yürüyen aksam lazım değil mi? Aynen. Direksiyon onlar da lazım. Bizde tamam. Oh be sonunda gel. Tamam. Ya, tamam. Ben o zaman parça siparişlerini vereyim. Getirsin. Abi sen onları ver. Ben benim de Borghini ile bir gel. Yeni kiraladığım, yatırım yaptığım piste gidip bir test sürüşü yapacağım. Adamım. Zaten aracın full açık biliyorsun. Evet evet ben o tuşu iyi kullanıyorum. Aa bu arada o sistemi anlatın şeylere. Alt mekaniğe. Alt mekanik derken küme olarak. Yok hayır yani o anlamda değil abi işte. Sport oto mekanik. Ha. Bayburtlu mekanik. Tamam onları da anlatırım ben sıkıntı yok. Onları gösteririm hatta. Abi, ben bu akşam malzemeleri sana vereyim. Tuşa bastım mı 400'e çıkıyor bu araba. Hangi tuş lan? Bak, direksiyonun burada... altında bir tane tuş var. Ona bastım mı yeşil yanıyor. Koydum mu çocuğu var ya zıplın gibi. Ona istersen bu da kanat ekleyelim. Basınca uçar. Bu yüzüyor değil? Yok. Bunu yüzen ederek lan biz hemen. Bu işten biraz para kaldırayım sonra yeni projelerle geleceğim. Bunu yükseltiriz ya. Yeni bunu olarak. Yükseltsek bak tekerlekler yana doğru katlansın. Oğlum biz bunu geliştiririz de acil. Tekerlekler yana mı katlansın? Evet yukarıya doğru bakacak. Kamber mi yapalım? O biraz zor olur. Zaten oğlum aceremiz var zaten şimdi eremek onu. Evet, evet tamam, bakın ben pisti tam olarak bir haftalığına kiraladım tamam mı? Çok vaktim yok orayı işletmeliyim tamam, ki para kazanalım. Tamam sen ben bu akşam şey Derman'a veriyorum malzemeleri. Hallet sen onları. Yarına kadar yetişir mi? Yarın da gerisi artık Derman. Yardım vallahi eder misiniz? Derman bütün gün çalışırsak yetişir. Bütün gün değil mi? Ee. Aynen yetişir. Yetişir. Akşama doğru yetiştiririz. Tamam oğlum ben de yardım ederim lan. Biz 3 kişiyiz gelirik. Tamam sıkıntı yok ya. Boracığım sen o zaman al. Abi paraları ver. Vereceğim lan dur. Yeni pist bakacakmışsın. Geri kalanı bizde. Tamam o zaman ben de bu size olan borcumu ödemek için bir küçük hesap yapmaya çıkıyorum. Bir şey muhasebecimi arayacağım. Tamam tamam sen ben güzel keşfesayı çok öpüyorum sizi. Gel bir şey tamam. Şimdi dur ne kadar paralar verelim arkadaşlar? Hemen onu hesaplayalım.
Ne paralar versek. Şimdi 50 bin doları dağıtacağız. Bu işte en çok uğraşanlar kimler abi? Şimdi 8K yeter değil oğlum. Bak suyla Elvan bir şey yapmadılar hatırladığım kadarıyla. Şimdi haklarını yemeyeyim. Deriman abi çok uğraştı. Bahtiyar çok uğraştı. O ikisi zaten 15-15 alsa 30. Çok mu lan? Ediz'i boş verin oğlum. Ediz'e ne para vereceğim? 15-15-10-10 da adaletsiz bence. Abi Derman çok uğraşan, Bahtiyar ikinci sırada. Olur mu lan? Bahtiyar bana arabasını verdi falan bilmem ne, o role girdi, bir sürü şey yaptı. İkisinin de emeği var yani. 20-25-5. 20-20 de şey, ekonomik anlamda düşünüyorum. Hani admin rol pasında bir anda 20 bin dolar kazanmaları doğru mu? Bence 15-15. 5-5 verelim, 10 bin de bana kalsın. Ama yok, 50 bin dolar dedik. 20'ye 5 fark çok fazla. 15. Hikasçım hoş geldin. Abi bu iş role göre arkadaşlar. Yani ben tabii paslamamla alakalı. Şimdi sanki Elvanlar rol yapmamış gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani ben daha çok Deriman ve de Bahtiyar'la ilgilendim. 15-15-7.5-7.5. 17-17-8-8. 17.5-17.5-7.5-7.5. Bak o olabilir. Abi şimdi ekonomiye düşün. Sunucudaki balık bir günde 6K veriyor. İkisine de 15 ateşte, diğer ikisine 10K ver. Bence biz 20 de çok değil abi bence. Bence de değil ya. Amacımız o zaten oğlum. Para kazanmaları yani. Şimdi yenisiyle de uğraşacaklar. Su dokunmadı. Su çalışmadı ki hiç harbiden. Bence 20-20 verelim abi. Yani Deriman'la Bahtiyar'a 20 mantıklı mı? Mantıklı abi. İkisinin de aynı seviyede emeği var benim gözümde. Elvan da çalışmadı abi. Para istemedi zaten. Deriman abi. Şimdi ben muhasebecimle konuştum. Bir IBAN numaranı alabilir miyim? Tabii. 96. Şimdi bu üçünün dahil için sadece bir tanesini mi verecek? Yok, bu şu an bizim, benim kullandığım baba için bu. Hani ilk konuşmuştuk. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Sen hani ne kadar atıyorsan at. Abi orada senin payına düşen yaklaşık olarak 2000 dolar. Tamam. Şöyle 20 bin dolar hak ettin abi. Eyvallah kardeşim benim, sıkıntı yok. Bak bu arabaların hepsi sana emanet. Efendim bebeğim. Tabii. Güzellik yarışmasına katılalım mı? Sonra gidersin denemeye. Tamam olur, gidelim. Çabuk gidelim, başlayacakmış. Hem orada kızlar da var ha. Bora. Kızlar beni şirklendiriyor abi şu an. Tamam Melody, ben geliyorum. Konum tamam, atacağım Melody sana. Tamam sen git konum at. Tamam. Çok tamam, güzel kızlar var mı der. Güzellik yarışması ya. Of. Bacılar tamam. Gitti. Gidelim o zaman. Aynen. Eğer oradan bize Melody hiç var ya, para indirirse çok güzel olur. Şimdi abi ben Bahtiyar abiye de arayayım, onunla borcunu ödeyeyim. Ha, başka kimler zaten çalışmıştı? Su abla ile Elvan abla çok çalışmadı galiba. Onlar yoktu diyebilirim ama gene sen bilirsin. Onlara da bir ucundan koktu. Aa Bahtiyar abi. Ha, burada. Abi senin de üstüne düşen para çıktı. Bir IBAN numaranı alabilir miyim? Bakayım. Sana 1000 dolar Bahtiyar. 95. 95. Muhasebeden çıkan raporuma göre sana da 1200 dolar düşüyor abi. Nasıl lan? Nasıl lan diye bak. 15 düşmesi lazım bana. Şöyle yolladım abi. 20 bin dolar da senin. Borcum kaldı mı? Kalmadı. Yok. Tam bir patronum. Vallahi sen bu havaya girdin ha. Girdim her abi. Ben bugün o şey söyleyeyim size. Pisti görseniz var ya, ağzınızdan su akar. Aynı orada mi? Yalnız bana pistte de lazımsınız. Orada arıza yapan araçlarla birilerinin ilgilenmesi lazım. Evet, tamamdır, onda sıkıntı yok. Sen bir hale de yeter. Bizde tamam, kamyon var, onun arkasına yükleriz. Yedek teker falan her şey. Aynen. Oh tamam, ben çok zaten sevdim bu işi. Bir şey söyleyeceğim. Burayı da satın alsam mı acaba? Ya oraya şimdilik kimseye söylemesin. Biz işsiz kalırız o zaman. Bora. Şimdilik şey yapmasın. Bence bir taktik yapalım. Ediz abiyi buradan attıralım. Başına ben geçeyim. Ha. Size ne kadar para veriyor böyle durumlarda? 500 bin. Siktir. Ben 20 bin dolarlarımı geri alabilir miyim?
Atalım tamam. Kardeşim yoksa. Yok yok şaka yaptım. Tamam o zaman şimdi o zaman plan güzellik yarışmasında. Yalnız ben pisti kontrol etmeye geldiğimde sizi de arayacağım. Siz de bir bakın. Tamam ama pisti kimseye söyleme şimdilik. Hani şimdilik yoğunlaşmasın. Şimdilik kimseye söylemedim. Orayı da 40 bine bağladım. Bir haftalık bizim. Kiralarız tamam, orayı bir de. Millete. Hatta sen şey yap. Piste gidince bize konum at. Biz tamir aletlerini de alıp gelelim yanına. Tamam aynen. Abi. O zaman şimdiki işimizi yaptık. Şimdi eğlence sırasında gideyim de bari aynen. Güzel kızlara bakalım. Haydi tamam, gidelim abi. Güzel kızlara. La biz de gidelim. Tamam sen bize konum at Bora oraya gidince. Tamam atarım. Ben konum istedim ayrıca. Tamam.